Materyalist dünya düşüncesinin hakim olmuş olduğu şu dünyada acep Allah diyebiliyor muyuz? Hazreti Ömer döneminde İran'ın bir bölümü fethedilince İran Şahı Hazreti Ömer'in yanına esir olarak getirilir. Kendisine neler hissettiği sorulur. Tutsak Şah hikmet dolu olan şu sözleri söyler. Ey Ömer, geçmişinizi çok iyi bilirim. Bedevi ve sefil bir haldeydiniz. Oturup kalkmayı bilmezdiniz. Yiyip içmeyi de bilmezdiniz. Bir söz söylediniz, o sözüyle bizi geçtiniz. Ve o saatten sonra sizi yakalayamadık dediği anda Hazreti Ömer şunu sorar. Der ki o söz hangi sözdür? İran Şahı şunu söyler. Sizler Allah dediniz, bizi geçtiniz. O saatten sonra sizi yakalayamadık. Bir alime hayatında okuduğu en güzel hikmetin ne olduğu soruldu. O da dedi ki 70 yıldan fazla okudum. İbnül Cevzi'nin rivayet ettiği şu hikmetten daha güzelini görmedim. Taatin zorluğu gider, sevabı kalır. Günahların lezzeti gider, cezası kalır. Allah ile ol, gerisini boş ver. Allah diyebilmek, Allah ile beraber olabilmektir. Ve huve ma'akum eyne ma'kuntum sırrına erebilmektir. Şah damarı kesilince öleceğini bilen insan, şah damarından daha yakın olan Allah ile bağını koparınca yaşayacağını düşünmesi de ayrı bir ölüm şekli değil midir? Üstad Bediüzzaman Said-i Nursi'nin dediği gibi, onu tanıyan, ona itaat eden zindanda da olsa saraydadır, bahtiyardır. Ama onu tanımıyorsa, ona itaat etmiyorsa, o insan sarayda da olsa zindandadır, bedbahtır der.